Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf matematik dersinde veri analizi konusuna başlıyoruz. Kalemi kağıdı alalım, yazaraktan dinleyelim, not alalım arkadaşlar. Çok kısa bir ricamız var. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsak arkadaşlar kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bize destek olabilirsiniz diyorum. Buyurun bakalım dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, hemen basit bir soruyla başlamış ve bize yavaş yavaş bunu ifade edecek, açıklayacağız arkadaşlar. Aşağıdaki anket sorularından hangileri eğitim öğretimle ilgilidir? Eğitim öğretimle ilgili olanın yanına tik atacağız. En sevdiğiniz ders hangisi? Eğitim öğretimle ilgili. Mart ayı yoksulluk sınırı kaç şeydir? Yoksullukla alakalı, geçim derdiyle alakalı. Eğitim öğretim yok burada. Hayır diyorum. Teknolojinin derslerde kullanımı ne gibi avantajlar sağlar? Bakın derslerden bahsediyor. Eğitim öğretimle alakalı arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle diğer kalemimi de açayım. Beden eğitimi dersinin profesyonel spor dallarına katkıları nelerdir? Eğitim, öğretimle alakalı bir soru arkadaşlar. Aile hekimliği uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğitim, öğretim yok burada. Direkt aile hekimliği arkadaşlar. Tıp alanı ile ilgili, sağlık alanı ile ilgili bir soru gelmiş. Peki, bakalım aşağısı ne diyor? İstatistik ve veri toplama. Türkiye'de geçim sınırı, en çok okunan kitap, en çok yenilen bisküvi, kimin belediye başkanı seçilebileceği gibi konularda araştırmalar yaparak bilgi toplamak, bu bilgileri düzenleyerek sonuçlar çıkarmak istatistik biliminin alanına girer. Birazdan arkadaşlar grafikleri göreceğiz. Bu toplanılan bilgilerin grafiklere yansımasını göreceğiz bakalım. Sırayla devam ediyoruz. Mesela burada demiş ki, birinci sorumuz. 45 kişilik bir sınıfta en sevdikleri ders ile ilgili anket yapılacaktır. 3 kişi sınıfta olmadığından 42 öğrenciyle anket yapılmıştır. Anket sonuçları gelmeyen 3 öğrencinin de yanıtları alındıktan sonra açıklanacaktır. Buna göre sonuçlarından hangileri anket tamamlanmadan kesin olarak açıklanabilir? Öğrencilerin yanıtlarında en çok yer alan ders. Şimdi diğer 3 öğrenci gelmeden açıklanamaz bu arkadaşlar. Bu yok. Öğrencinin yanıtlarında en az yer alan ders. Tabii bunun da olması için yine diğer 3 öğrencinin gelmesi lazım. Değil mi arkadaşlar? Çünkü anket tamamlanmadan kesin bir sonuca varılmaz arkadaşlar. Hiçbiri hakkında açıklama yapılamaz diyoruz. Burada devam ediyorum. İkinci sorum. Demiş ki Mersin'deki öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını araştırmak isteyen bir araştırmacı aşağıdakilerden hangisini örneklem olarak seçerse daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilir. Yani nerede gidip araştırma yaparsa Mersin'deki öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını araştırmak istiyor. Mersin Atatürk Ortaokulu öğrencileri olabilir. Mersin Lisesi 9C sınıfı. Mersin'deki farklı mahallelerdeki okullardaki okuyan öğrenciler, Mersin İlkokulu 3A sınıfı. Şimdi bizden istenilen şey Mersin'deki öğrenciler. Bundan dolayı yapacağı araştırmanın en özel değil, en genel olması lazım. Bakın 9C sınıfı, 3A sınıfı, bunlar arkadaşlar çok özel, çok ayrıntıya inmiş. Biz genel bilgi almak istiyoruz. Atatürk Ortaokulu öğrencileri, bu da özele giriyor. Ama Mersin'de farklı mahallelerdeki okuyan öğrencilerden alınan bu bilgiler arkadaşlar bize genel sonuca ulaşmamızda doğru sonucu verecektir. Ki nitekim araştırmalar arkadaşlar, yapılan araştırmalarda genel bir bilgi almak istiyorsanız bütün çoğunluğa yayılırsınız. Arkadaşlar her yerden adım adım bilgiler alırsınız, bunları özetlersiniz. Yoksa sadece bir okula girmek, bir sınıfa girmek bu yanıltır. Tamam arkadaşlar. Devam ediyorum. Üçüncü sorum. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi öğrencilere sorulacak uygun bir anket sorusu değildir? Bakalım anket sorusu olup olmamayı göreceğiz. Bilgisayar derslerinizde sosyal medya hakkında bilgi alıyor musunuz, almıyor musunuz? Olabilir. Soru işareti koyalım. Test çözerken zaman probleminiz oluyor mu? Evet, anket sorusu olabilir. Gayet olur. Resim dersinde en çok hangi boya türünü kullanıyorsunuz? Evet, kişiden kişiye değişir arkadaşlar, değil mi? Yani bu kişiden kişiye değişebilecek, burada anket bilgisi alabilirsin. Doğru. Beyaz eşya satın alırken markasına dikkat ediyor musunuz? Bir anket sorusu değildir diyor arkadaşlar. Bakın dikkat edelim. Bunların üçü arkadaşlar öğrencileri ilgilendirebileceği gibi şuradaki beyaz eşya alım satımında arkadaşlar bu bir normalde anket olabilir ama öğrencilere sorulacak uygun bir anket değildir. Ki nitekim diyor ki öğrencilere sorulacak diyor arkadaşlar. Buradaki yanlış cevabımız Denizli olacak. Devam ediyoruz. Bakın sıklık tablosu. Arkadaşlar tabloları göreceğiz. Sıklık tablosu. Bu sıklık tablosu arkadaşlar verilecek çeşitli örneklerin
sayılarla birlikte direkt karşılarına yazdığımız en belirgin, en bariz ve en kolay kullandığımız tablodur. Mesela Türkçe'de öğrenci sayısı 1, matematikte 2, sosyalde 5. Çok rahat okuyabiliriz. Bir de bunun arkadaşlar bakın şu da sıklık tablosu oluyor. Yani sıklık tablosu ne demek? Örnekler ve karşılarında sayılar net olarak ifade edilecek. Peki bu ne arkadaşlar? Bu da sıklık tablosunun çeteliğe dönüşmesi. Bakın şu çetele, şu da sıklık tablosu. Görüyor musunuz? Sorumuza bakalım. Basit bir şey olacak. Çetelede önemli olan dikkat edeceğimiz şey şu. 4 çizgi, bir yan çizgi 5'i ifade eder. Dolayısıyla 5, 1 daha 6. 5, 3 daha 8. 5, 5, 1. 5, 2 daha 7. 5, 5 daha 10. Gördüğümüz gibi basit bir sayma şekli var. Ama 5'i ifade ederken 4 çizgi, bir yan çizgiyle çekiyoruz. 5'lik yapıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Diyelim ki arkadaşlar buradaki sorumuz 6 A'nın sınıf öğretmeni Burcu Hanım öğrencilerin en sevdikleri ders ile ilgili bir anket yapar ve sonuçları yandaki tabloda gösterir. Tabloya göre öğrencinin en sevdiği ders hangisidir? Hangisi en fazla? Spor. Abi cevabımız spor. En az sevdiği ders belli midir? Evet bellidir. Bellidir arkadaşlar. Hatta bellidir diyelim. Hatta bu resimdir. En az sevdikleri. Çünkü resme bir kişi oy vermiş diyoruz arkadaşlar. Basit bir ifade olacak gördüğümüz gibi. Sorularımıza geçiyorum hemen. Demiş ki kaç öğrenci öğretmeninin sorusunu yanlış yanıtlamıştır? Matematik öğretmeni 6B sınıf öğrencilerine sorular sormuş. Doğru yapanlara artı, yanlış yapanlara eksi vermiştir. Tabloda göstermiştir arkadaşlar. Kaç öğrenci yanlış yanıtlamıştır? Kızlardan 3 kişi yanlış yanıtlamış. Erkeklerden de 7 kişi. Toplamda 10 kişi. Kaç kişi doğru yanıtlamış? Erkeklerden 5 kişi, kızlardan 4 kişi. Bu kadar basit arkadaşlar. Sadece nereye bakacağınızı bilin yeter. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz. Yandaki tabloda yer almasının elmasının yıllara göre üretim miktarı verilmiştir. Yer elmasıymış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Bakalım yer elması burada bir meyve. Hangi yıllarda ne kadar üretilmiş? 140 ton, 66, 241, 67, 60, 80. En çok 2006 yılında üretilmiştir. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Çünkü 241. En az üretimin olduğu yıl 60 ton üretilmiştir. Evet doğrudur. Üretim düzenli olarak artmıştır. Arkadaşlar azalmış artmış. Azalmış azalmış artmış. Yanlış cevap bu. Düzenli olarak artmak demek ne demek? Sürekli bir üste çıkacak. Belli bir aralık yok ama 10-10 çıkabilir. Birer birer de çıkabilir. Önemli değil. 2006 yılında 2004 yılının yaklaşık 4 katı. 2004 yıl arkadaşlar 60 yaklaşık 4 katı. Evet 240 yaklaşık 4 katı mıdır? Doğrudur diyoruz. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Demiş ki okuma yazma durumu işte bilmeyen toplamda erkek kadın bunları toplamış bu tabii ki. Bilen erkek kadın bilinmeyen bir de hani sonucu bilinmeyenler var. Yukarıdaki tabloda Adana'nın Pozantı ilçesinin 2008 yılındaki okuma yazma durumu ve cinsiyete göre nüfusu verilmiştir. Buna göre tablodan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Hangisi çıkarılamaz? Önemli olan bu. Okuma yazma bilmeyen kadınların tüm nüfusa okuma yazma bilmeyen kadınların tüm nüfus bu. Buna oranı çıkartılır mı arkadaşlar? Çıkartılır. Okuma yazma oranının erkeklerde daha yüksek olduğu bakıyoruz arkadaşlar. Okuma yazma oranının erkeklerde bilenler bakalım erkeklerde daha fazla olduğu. Buradan arkadaşlar ne yapıyoruz? Erkeklerde daha fazla olduğunu görüyoruz. Bayanlara göre değil mi? 7551, 6676 diyor. Bu da doğru. Erkek nüfusunun daha çok olduğu arkadaşlar. Erkeklere bakalım. 8453, 8350. Erkekler arkadaşlar 103 kişi daha fazlalar. Çoğunlukla okuma yazma bilenlerin büyük şehirlere göç ettiği. Bakın. Sıra sıra okuduğumuzda ne kadar manasız kaldığını görüyoruz. Burada şehre göç etmeyle şunla bununla ilgili bir bilgi var mı? Yok. Tamam mı arkadaşlar? Çok basit düşünüyoruz. Gelelim arkadaşlar sütun grafiğine. Sütun grafiği de arkadaşlar bizim sıklık tablolarımızın bu gibi mesela bilgilerin verildiği sıklık tablosunun gelip arkadaşlar sütunlarla ifade edilmesine yarayacak bir grafik tablosudur. Nelerde kullanılır? Oy oranlarında kullanılır arkadaşlar. Üretimlerin çeşitlendirilmesinde mesela domates üretim, patates şudur budur mesela bir bahçede şu kadar elma var, şu kadar portakal var. 8A sınıfı, 8B sınıfı, öğrencilerin cinsiyetleri, gözlüklü, gözlüksüz bu gibi ifadeleri belli ederken çok uygundur sütun grafikleri arkadaşlar. Bakalım şimdi sütun grafiğini okuyalım.
Balıkesir'in 2008-2009'muş. 2008'deki arkadaşlar neyi gösteriyor? Metrekareye düşen ortalama yağış miktarı. 2008'de 40, 2009'da 30. Bilecik'in 2008'de 30, 2009'da 20. Kırklareli 10'a 80, Kocaeli 80'e 50. 2008 ve 2009 yıllarında hangisinde bu 4 şehrin metrekare düşen ortalama yağış miktarı daha fazladır? İkisini toplayıp arkadaşlar ikiye böleceğiz ortalama dediği için. Mesela bakıyorum, Balıkesir'e 40 ile 30'u topla, 72'ye böl 35. Bilecik 30 ile 20'yi topla, 52'ye böl 25. Kırklareli 10 ile 80'i topla, 92'ye böl 45. Kocaeli'ye bakalım arkadaşlar, 80 ile 50'yi topla, 132'ye böl 65. Hangisinin ortalaması daha yüksek oldu? Kocaeli'nin daha yüksek oldu arkadaşlar. Basit bir grafik türü bu da arkadaşlar. Burada da yani dikkat ettiğinizde, sakin kalıp baktığınızda, yukarıda yazanları iyi okuduğunuzda çok rahat anlayabileceğiniz grafikler. Bunlar yukarıdaki grafikte 4 öğrencinin matematik dersinden aldığı notlar verilmiştir arkadaşlar. Birinci yazılı, ikinci yazılı. Bakın herkesin birinci ve ikinci yazılıları eşit değil mi? Yani birinci Ayhan'ın 60, ikinci de 60, Burcu 90'a 90, Ceylin 50'ye 50, Devran 75'e 75. Çok garip bir sınav. En yüksek notu Devran almıştır arkadaşlar burada. Doğru. Pardon, Devran değil. En yüksek notu Burcu almış arkadaşlar. Yanlış bu. En yüksek not ile en düşük not arasındaki fark 35'tir. Şimdi en yüksek 90, en düşük 50 arasındaki fark 40'tır arkadaşlar. Bu da yanlış. 4 öğrenciden hiçbiri 50'nin altına not almamıştır. 50'nin altına not alan yok. Doğru cevap bu. Tüm öğrencilerin birinci yazılı ve ikinci yazılı notları farklıdır. Yanlış. Aynı olacaktı arkadaşlar. Tek doğru ifademiz Ceyhan şıkkı kaldı burada. Devam ediyoruz. İkinci ve son sorumuz. 2009 Ekim-Kasım aylarında trafiğe çıkan taşıtların sayısı yukarıdaki grafikte verilmiştir. Bakın, binlerle ifade ediliyor. Bu da otomobiller, otomobil, minibüs ve diğerleri. Ekim'de bu kadar, Kasım'da bu kadar çıkmış. Bakalım. Otomobil sayısı ile minibüs sayısının arasındaki fark A, diğerleri ile minibüs arasındaki fark B olduğuna göre arkadaşlar, A-B kaçtır? Dikkat edelim. Bu ney? 2009 Ekim-Kasım aylarında trafiğe çıkan taşıtların sayısı yukarıda verilmiştir. Şimdi demek ki bunların toplamlarını alacağız. Mesela otomobiller ne kadar çıkmış arkadaşlar? 9000, 7000 daha. Otomobiller toplarsak 16000. Minibüsler 5000, 3000 daha, 8000. Diğerleri arkadaşlar 7, 3 daha, 10000. Şimdi bizden ne diyor? Otomobil sayısı ile minibüs sayısı arasındaki fark A. Otomobil ile minibüs sayısı arasındaki fark A. O zaman A neymiş? 16'dan 8'i çıkartırsak A 8000. Diğerleri ile minibüs arasındaki fark B. Diğerleri 10 minibüste 8 olduğuna göre o zaman B'miz ne olacak? Bu da 2000 olacak arkadaşlar. A-B'yi soruyoruz. 8000'den 2000'i çıkartırsak biz ne kalacak? 6000 diye bize böyle güya değişik bir işlem, problem sorup da veri analizi bunun üzerinde göstertirmeye çalışmış. Tabi burada bunu çözmek için önemli olan şu verileri anlamak gerekiyor. Bakın Ekim-Kasım ayları dediği için bir tanesini almadık, ikisinin toplamlarını aldık. Dikkat edeceğimiz yer burada burasıydı diyorum. Ve birinci videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Veri analizi devam edecek ikinci videoyla. Alt kısmı, açıklamalar kısmına 6. sınıf matematik ve fen derslerini bırakıyorum. Buraya tıklayaraktan ulaşabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.